Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Redmi Note 12 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro 5G'yi ayrıntılı bir şekilde karşılaştıracağız. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye Redmi Note 13 Pro geldiği zaman bu model olarak gelmeyecek. Globalde farklı bir telefon olarak tanıtılacak. Bunu da bilerek bu videoyu izleyin. Yani Türkiye'de Ocak ayından sonra globale gelecek olan 13 Pro 5G ile farklı olacak. O telefonda yine geldiği zaman hem ayrıntı incelemesini hem de 12 Pro 5G ile karşılaştırmasını kesinlikle yapacağız. Şimdi öncelikle 12 Pro 5G Türkiye'de 10.000 TL satılıyor. Fakat ithalatçı garanti olarak satılıyor. 13 Pro 5G için de yakında aynısı gelecektir. İthalatçı garantili olarak kesinlikle satılacaktır. Fakat bu biraz uzun sürecektir. Yani hemen gelmeyecektir. Fiyatının da ortalama yine 12.000-13.000 TL bantlarında şu anki kurla olacağını düşünüyorum. Asgari ücret arttıktan sonra da o zamanki kura göre hesaplayabilirsiniz. Şimdi bu telefonlar hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşacağım. Bütün deneyimleri sizlerle karşılaştırmalı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce alt taraftan abone olup videoyu beğenmeniz benim için çok çok önemli. Yani bunu yaparsanız gerçekten benim için çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Şimdi dış tasarımdan başlamak gerekirse öncelikle dış tasarım olarak 13 Pro 5G daha güzel ön taraftan bir tasarımla birlikte geliyor. Hem çerçeveler ince hem de delikli kamerasının güzel durduğunu söyleyebilirim. 12 Pro 5 g de güzel duruyor fakat çok üst düzey güzel durduğunu söyleyemem. Arka taraflara geldiğimiz zaman arka taraflarda ise 13 Pro 5G kesinlikle biraz daha iyi duruyor ama arasında bir seçim yapacak olsaydım 13 Pro 5G'yi kesinlikle gözüm kapalı seçebilirdim. Ayrıca her de arka tarafımız cam olarak gülüyor. Yan tarafları ise metalik görme plastik olarak gülüyor. Dik bir yapıyı da yan çerçevelerde bulunduruyorlar. Ayrıca ağırlık ve kalınlık olarak da neredeyse benzer özelliklere sahipler. 7.8 milimlik kalınlık, 187 gramlık ise bir ağırlıkları bulunuyor. Çok fazla bir kalınlık yok, çok fazla ağırlık da yok ama telefonu tutarken en güzel hissiyatı 13 Pro 5G bence biraz daha fazla hissettiriyor. Fakat ağırlık olarak elinizi iki telefonda fazla görmüyor. Premium olarak bakacaksak ben kesinlikle burada 13 Pro 5G'yi tercih edebilirdim. Bunun yanında ekran kısımlarına geçtiğimiz zaman ekran kısımlarında ikisi de gerçekten güzel telefonları. Yani hakkını yemeyeceğim. Özellikle 12 Pro 5G şu an Türkiye'de alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. İkincisi ise bu fiyat için 64 diyebilirim. Şimdi ekran kısmında her birine de 6.67 inçlik 12 Pro'da AMOLED, 13 Pro'da ise OLED ekran var. OLED ekranın kalitesi bir tık daha fazla olur fakat arasındaki farkı çok fazla anlayamazsınız. Bunun yanında pikseller arasındaki yoğunluk 12 Pro 5G'de 395 iken burada 13 Pro 5 g geldiğimiz zaman 450 ppi'lere kadar çıkabiliyor. Yani telefona baktığınız zaman daha dolu ve canlı bir ekranı sizlere sunabiliyor 13 Pro 5G. Artı olarak da 120 Hz ekran yenileme hızı her birinin bünyesinde bulunurken 240 Hz ekran tepkisi 12 Pro 5G'de bulunuyor. 13 Pro 5G geldiğimiz zaman ise burada 2160 Hz'lik bir ekran tepkisi var. Akıcılık konusunda kesinlikle özellikle oyun oynuyorsanız ya da tepki süresiyle alakalı bir işiniz varsa telefonda 13 Pro 5G kesinlikle hem akıcılık olarak hem de tepki olarak bunu çok iyi bir şekilde hissettiriyor. Ayrıca ekran kaliteleri kısmında HDR10+, Dolby Vision ve DC HP3 renk uzaylarını iki telefonda kapsıyor. Yani kalite olarak da her iki telefonda başarılı bir şekilde gelirken bunun yanında parlaklık kısmında 13 Pro 5G burada 1800 nitlik parlaklığa kadar çıkabiliyor ama 12 Pro 5G geldiğimiz zaman maksimum 900 nitlik bir parlaklığı önümüze sunabiliyor. Çok güneşli havalarda 13 Pro 5G'de ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ama 12 Pro 5G'de özellikle fotoğraf çekerken rahat bir şekilde göremiyorsunuz. Artı olarak da 1920 Hz PWM özelliğiyle özelliği ile birlikte gözünüzü yormadan ekranlar karşımıza çıkarken Corning Gorilla Gorilla Glass 5 camı 12 Pro 5G'de var. Corning Gorilla Glass Victus camı yani 5 camından daha dayanıklı olan bir cam 13 Pro 5G'de bulunuyor. Ve özellikle olarak kağıt üstünde kesinlikle farkı görebiliyoruz. Ama bildiğiniz gibi AMOLED ve OLED ekranlar gerçekten pahalı ve tamir edilmesi zor olduğu için 13 Pro 5G Türkiye geldiği zaman özellikle ekran dayanıklılığı kısmında bu telefonu seçmek daha mantıklı olacaktır. Şimdi buradan batarya kısmına geçtiğimiz zaman 12 Pro 5G'de 5000 mAh batarya var. 13 Pro'da ise burada 5100 mAh bataryası var. Her biri de 67 Watt ile birlikte hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. 13 Pro 5G'de, 12 Pro 5G'de burada 45 dakika içerisinde sıfırdan yüze tamamıyla şarj olabiliyor. Ayrıca günümüzü rahat bir şekilde her iki telefonda çıkartıyor. Yani ben 12 Pro 5G'de uzun süre kullandım. Rahat bir şekilde ortalama kullanımda çıkartabilirken 13 Pro için de aynısını söyleyebilirim. Yani batarya kısmında bu telefonlar sizlere sorun çıkarmazken hızlı şarjla da birlikte bataryası biterse örnek veriyorum ki bir yere hazırlanacaksınız ya da çıkacaksınız 20 dakika içerisinde ya da 30 dakika içerisinde telefonunuz 60-70-80'lere 80 lere kadar şarj olabiliyor. Bunun yanında kamera kısmına geçtiğimiz zaman asıl farklardan bir tanesi burada oluşuyor. Şimdi 12 Pro 5G'nin kamerası evet güzel başarılıydı fakat 13 Pro'nun kamerası burada bir tık seviye atlıyor. Aslına baktığımız zaman 12 Pro Plus'ın kamerasını almışlar 13 Pro'ya direkt entegre etmişler ama arada yine performans olarak bir tık fark olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kağıt üstünden başlamak gerekirse 12 Pro'da 50 megapiksel derinde ve 1.88 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü var. 13 Pro 5G'de ise 200 megapiksel derinde ve 1.65 diyafram açıklığına sahip sahip bir kamera sensörü olduğunu söyleyebilirim. 13 Pro 5G'de bulunan kamera sensörü biraz daha büyük. Yani 0.75 inçlere biraz daha yakın. 12 Pro 5G'de ise 0.65 inçlik bir kamera sensörünün bulunduğunu söyleyebilirim. Modellere baktığımız zaman Sony'nin IMX766 kamera sensörü 12 Pro'da var. 13 Pro'da ise Samsung'un Isocal HP3 kamera sensörü kullanılmış. Gün üzeri kalite olarak çok fazla fark edilmiyor. Yani özellikle videolar ve fotoğraflar arkasında çok fazla fark edilmiyor. Ama 13 Pro'ya dikkatle baktığımız zaman öne geçtiğini söyleyebilirim. Gece geldiğimiz zaman 13 Pro burada öne geçiyor. Özellikle fotoğraflar kısmı daha güzel fotoğraflar çekerken, videolar kısmında ise biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. 12 Pro'nun da bir tık geride kaldığını, çok iyi performans veremediğini de burada belirtebilirim. Bunun yanında 200 megapiksellik kamera sensörü 13 Pro'da bulunduğu için 200 megapiksel modunda çektiğiniz fotoğraflarda çok fazla ayrıntı belli oluyor. Bunun sayesinde fotoğrafları rahat bir şekilde kırpabiliyorsunuz. Ayrıca bu fotoğrafların boyutları 50-60 megabaytlara kadar da çıkabiliyor. Bunun yanında ikinci ve üçüncü kamera kısımlarında geniş açı ve makro çekim kameraları var. Bunları Gündüzleri güzel işler yaptığını söyleyebilirim fakat geceye geldiğimiz zaman maalesef ki çok iyi performans vermiyorlar ve gün içerisinde güzel ışıklı ortamlarda sadece işinizi idare edecektir. Gece maalesef ki çok yüksek performans beklemeyin. Ön kameralara geldiğimiz zaman her birinde neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim sadece 13 Pro bazı yerlerde öne geçiyor. Burada her birinde de 16 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Fotoğraflar kısmında çok fazla fark yok fakat gece geldiğimiz zaman 13 Pro biraz daha iyi çekimler yapıyor. Videolar kısmında ise ön tarafta işlerinizi idare eder ama 13 Pro 5G'de bulunan Ace desteğiyle birlikte çektiğiniz videolarda titreşimleri engelleyebiliyor ve görüntüler daha stabil bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun yanında 1080p'de 60fps videoları ön taraftan her ikisinde de çekebiliyorsunuz. Arka tarafa geldiğiniz zaman ise her biri de 4 k 30, 1080p'de ise 60fps videoları destekliyor olarak kamera kısmı hakkında konuşmak gerekirse kamera kısmı için söyleyeceğim tek şey şu. 12 Pro 5G de kesinlikle 10.000 TL fiyatına güzel bir performans veriyor ama 13 Pro 5G'nin de burada fark yaratarak öne çıktığını söyleyebilirim. Özellikle ana kamera kısmında çok fazla farkı hissedebiliyorsunuz. Fiyat olarak da güzel bir fiyatla gelirse 12 Pro 5G yerine 13 Pro 5G'yi kesinlikle tercih etmenizi öneriyorum. Buradan işlemci kısmına geçtiğimiz zaman 12 Pro'da Dimensity 1080 işlemcisi var. 13 Pro'ya geçtiğimiz zaman Snapdragon'un 7S Gen 2 işlemcisi Var. Şimdi burada direkt puanlarına baktığımız zaman Antutu V10 kısmı için bakacağız. Burada 12 Pro 5G 570 bin puan alabiliyor. 13 Pro ise burada 600 bin puan alabiliyor. Şimdi hangisini tercih etmek daha mantıklı diyor sorarsanız burada kesinlikle 13 Pro 5 gye tercih etmek daha mantıklı. Çünkü burada batarya performans olarak işlemcimiz daha verimli ve biraz daha başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İkisi de PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60, yüksek yerlerde ise 30-45 FPS arasında oynatabiliyor. Bunun yanında Genshin Impact gibi oyunları da orta yerlerde 40 5 FPS civarında stabil olarak oynayabileceksinizdir. Gündelik kullanımda ise her bir de işinizi idare edecektir. Fakat 13 Pro 5G zorlayıcı işlemlerin altından daha rahat bir şekilde kalkabilecektir. Çünkü transfer arasındaki mesafe biraz daha düşükken 4 nm olarak geliyor. 12 Pro 5G'de burada 6 nm olarak geliyor. Ayrıca Snapdragon işlemci olduğu için daha stabil bir şekilde çalıştığını kendi deneyimlerimle birlikte söyleyebilirim. Hangisi daha fazla ısınıyor diye sorduğunuz zaman 12 Pro 5G bir tık daha fazla ısınıyor. Fakat elimizi çok fazla rahatsız etmiyor. 13 Pro 5 g sunuyor fakat diğer telefon kadar ısındığını söyleyemem. Bunun yanında hiçbirinde hafıza kartı desteği bulunmuyor. İşlemci kısmında ise 13 Pro 5 gye geçiyor ama arasında çok yüksek bir fark da bulunmuyor. Sadece daha başarılı ve Snapdragon işlemci istiyorsanız burada 13 Pro 5 g tercih etmek daha mantıklı. Türkiye gelecek 13 Pro içinde işlemci farklı olabilir. Yani burada büyük ihtimalle Mediatek işlemci kullanacaklar. Umarım kullanmazlar. Bu özelliklerle gelirse zaten tercih edilir ama farklı özelliklerle de birlikte gelirse o zaman zaten ayrıntılı bir şekilde incelemesini yaparız. Bunun yanında 5G destekleri her birinde de bulunuyor. Wi-Fi destekleri 12 Pro'da Wi-Fi 6, 13 Pro'da Wi-Fi 5 olarak geliyor. Çok saçma olmuş burada biraz. 13 Pro'ya da aynısını koyabilirlerdi. Belki fiyatı düşürmek için olabilir. Ayrıca NFC destekleri de bulunuyor. Fakat 12 Pro 5G'yi aldığınız zaman NFC desteği iptal edilmiş olabilir. Bunu da öğrenmek için aldığınız yerle iletişime geçin ve NFC desteğinin aktif olup olmadığını kesinlikle sorun. Son olarak da kızı öte sensör her birinin üst tarafında bulunuyor. Suya 30'a karşı dayanıklı kısmı da her birinin sertifikası var. 13 Pro 5G'de gözükmüyor ama sertifikası olduğunu söyleyebilirim. Fakat her birinde de IPX3 sertifikası var. Çok fazla suya karşı dayanıklılığı bulunmuyor. O yüzden dolayı suya fazla sokmaya çalışmayın. Ayrıca parmak izi okuyucularına baktığımız zaman en güzel kısımlarından bir tanesi 13 Pro 5G'de ekranın altından bulunuyor. Fakat 12 Pro 5G'de yan tarafta bulunuyor. Yani ben sırf parmak izi okuyucusu için bile 13 Pro'yu burada gözüm kapalı seçebilirim. Kutularından ise her birinde de 67 wattlık 3 adaptörü, arka kapak kılıfı, USB Type-C ara kablosu ve ekran koruma jelatini ile birlikte çıkıyor. Bunun yanında ses kısmında her birinde de çift hoparlör var. Dolby Atmos desteği ve hayri ses sertifikaları da bünyelerinde bulunurken ses kısmında kesinlikle her biri de aynı ve başarılı bir şekilde sesleri bizlere iletebiliyor. 3.5 milimetrelik şak girişi de her birinin bünyesinde bulunurken bunun yanında mikrofon kalitelerine baktığımız zaman da her birinde de iki tane mikrofon bulunuyor. Dışarıdan gelen sesleri güzel bir şekilde engellerken ses kaydını da bir tık güzel yaptığını söyleyebilirim. Son olarak telefonları değerlendirmek gerekirse sizlere şunu söyleyeyim. Bu telefonlara baktığımız zaman 13 Pro 5G Türkiye'ye gelirse uygun fiyatta ben fazla geleceğini düşünmüyorum. Ama Türkiye garantili olarak gelirse, ithalatçı garanti olarak gelirse 11 bin, 12 bin TL bantlarında şu anki kurla seyredeceğini düşünüyorum. Ayrıca 11 bin, 12 bin TL'ye kesinlikle 13 Pro 5G almak mantıklı olduğunu söyleyebilirim. 13 Pro Plus modeli gelmeyecektir. Yani 12 Pro Plus modeli zaten Türkiye gelmedi. Ama 13 Pro Plus modeli benim tahminimce yine gelmeyecektir. Ayrıca geliştirmeler var mı? Kesinlikle var. Yani 13 Pro 5G'de hem ekran kısmında olsun, hem batarya kısmında olsun, hem kamera hem işlemci kısmında olsun güzel geliştirmelerin olduğunu söyleyebilirim. Tasarım olarak da kesinlikle güzel duruyor. Ben burada fiyatı 1000-2000 TL fazla da olsa 13 Pro 5G'yi tercih ederdim. Peki siz bu fiyatları 13 Pro 5G gelse tercih eder miydiniz? Alt taraftaki yorumlar kısmında kesinlikle bahsetmeyi unutmayın. Yani çünkü bir nesil sonraki telefon ve daha güzel özelliklerle birlikte geliyor. Yani benim düşünceme katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Ben kendimce 1000-2000 TL fazla verip 13 Pro 5G almayı daha fazla tercih ederdim. Kısaca video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çek çek bitmedi la.